Merhaba değerli seyirciler. Bugün üzgünüz. Manşetler de öyle. Dinamo Kiev Beşiktaş maçı gazete manşetlerini okuyorum. Buyur. Hürriyet, İskoç yapımı facia. Milliyet, futbolun katili. Sabah, İskoç kasabı. Vatan, hakem, skor, futbol, tribün olayları rezalet. Akşam, katil İskoç kartalı yaktı. Star, hayallere kar yağdı. Habertürk, hırsız İskoç. Fanatik, katliamın resmidir. Foto maç iblis. Resmi de var. Hani ne diyeceğimi, nereden başlayacağımı bilemiyorum. Vallahi gerçekten yani. Bu böyle olacak iş değil. Yani bu ben, bir Övünç'e bağlanalım mı? Sen ister, yok, bir Övünç'e bağlanalım. Evet, Övünç uçağa binmeden önce vakti dar. Övünç çok... merhaba. Evet, merhaba, daha yayınlar. Çok psikoloji merak bir ediyoruz de, değil mi? Kiev'de gece olayı oldu mu? Nasıl durum? Çünkü ırkçı saldırılar olduğu söyleniyor bir gün önce. Evet, bir gün önce oldu. Maçın öncesindeki gün, hem gün içerisinde hem de aslında gece olduğu bilgisini biz de aldık. Daha sonra da olaylarla karşı karşıya kalan, olaylar sonucu yaralanmalar yaşayan taraftarları da gördük. Ama maçın ardından çok da fazla bir olay olmadı. Çünkü taraftarlar bir gün önceden bu durumla karşı karşıya kaldıkları için biraz daha bilinçli hareket etmeye başladılar. Biraz daha toplu gezip bireysel çok fazla şehir merkezinde durmamaya özen gösterdiler ama ilk gün 30'a yakın taraftarın yaralandığı bir bilgisi var. Ciddi yaralanmalar özellikle suratlarında, yüzlerinde. Bu hem ırkçı grupların yarattığı bir durum hem de Dinamo Kiev taraftarlarından belli bir grubun yarattığı bir durum. Şehrin belli noktalarında özellikle metro girişlerinde ve köşe başı olarak adlandırabileceğimiz noktalarda 10-12 kişilik gruplar bekliyorlar. Arabaların içinde de bekleyen var. Direkt sokak ortasında veya metro girişinde de bekleyen var. Beşiktaş arması taşıyan atkı, forma, montlu insanları gördükleri anda bir anda 10-12 kişi 2-3 dakika içerisinde o kişiye saldırıyorlar veya 2-3 kişilik gruplara, çok kalabalık gruplara da saldırmıyorlar. Hemen 2-3 dakika içinde polisin olaya müdahale etmesi veya olayın başka bir tarafa gitmesine mahal vermeden hızlı bir şekilde uzaklaşıyorlar. Sanırım planlı, bilinçli bir durum. Daha önce de buraya gelen taraftar gruplarıyla yaşadıkları durumlar. Ama çok şükür bir can kaybından bahsetmiyoruz. Sadece ciddi yaralanmaların olduğu bir sıkıntı söz konusu. Takımın morali nasıl maçtan sonra? Yani moralsizdir tabii de. Bozuktu. Yani nasıl bunu ele aldılar durumu? Ancak şöyle bir durum var. Hakemin penaltı kararı, oyunun gidiş noktası, gollerin gelişi, oyunun kopuşu biraz oyuncuların aslında oyundan daha çok hikayenin farklı etkenler üzerinden kurulduğu izlenimini yaratmış. Çok da fazla bir yıkım görmedim ben. Çok da fazla bir psikolojik düşüş, bir kırılma, sezon kırılması yaşayabilecek bir dönümde değillerdi. Onu bazen hissedebiliyorsunuz bazı maçların ardından. Takımın artık kalkamayacağını, takımın artık toparlanamayacağı duygusu yaratılır. Ama dün öyle bir şey hissetmedim ben. En büyük etkim de tabii ki hakem kararları ve maçın kendi içindeki hikaye sanırım. Peki. Teşekkür ederiz. İyi yolculuklar size. Teşekkür ederiz. Şenol Hoca'nın basın toplantısını bir de izleyelim. Turu geçmeyi düşünen bir takım olarak grupta üstün bir gayretle bu geldiği noktadan sonra bu şekilde kaybetmek bizi çok üzmüştür. Böyle bir skor hak ettiğimizi düşünmüyorum. Rakibi tebrik ediyorum, hak etmiştir. Bir yılın emeğe karşılığında bu kadar kolay bir şekilde devre dışı kalmak üzüntü verici. Futbol adına yorum yaparak ağır bir söz söylemek de hem benim için doğru olmaz hem başkalarını rahatsız edeceği için sözün bittiği yerde konuşma hakkımı kullanıyorum. İstanbul'daki Alman hekiminin vermediği penaltı ve 4-5 gün sakatlığa maruz kalan bir oyuncunun durumundan sonra böyle bir penaltı veren aynı Dinamo Kiev'e karşı Benfica'nın ve Napoli'ye lehine verilen penaltıları görürseniz biraz da edilerseniz çok başka yerlere gider. Onun için ben dedim ya burada bir söz yapıp da hata yapmak istemiyorum. Çünkü Abubakar öyle bir hata yaptı. İtirazda bulundu. İkincisi de topa değdi.
Biz onları düzeltmek durumundayız. Şartlar böyleyse, öyle karar vermişse ona uymak durumundayız. Söyleyeceğimiz bir söz, yapacağımız bir hareket bize yeni zararlar verebilir. Bugün böyle bir gece yaşandı. Bir kabus gibi bir gece. Buradan sonuç olarak kaybettik. Onu geri getiremiyoruz. Pozisyonları geri getiremiyoruz. Herkesin gördüğü, bizim gördüğümüzü bir daha konuşarak neyi halledeceğiz? Onun için adil diye bir şey değil. Ortada olmayan kişiyi konuşacağız. Yani belki ondan sonra rahatladı. Hiçbir tepkisi olmadı. Hatta tepkisi olanlar da idare etmeye çalıştı. Kararlarına bakarsak görürüz. Onun için hiç orada bir söz söyleyip de ceza almak istemiyorum. Güzel konuşuyor Şenol Hoca, diyor ki sonra sinirlendi ama başı yani sinirlendiği bölümü de veririz. Diyor ki yani böyle bir rezaletten sonra diyor şimdi yeni bir şey söyleyip başımıza yeni bir dert almayalım diyor. Çünkü belli diyor yani burada durum belli. Evet. Çok enteresan. Çok şimdi, yani söylenecek bir söz yok. Şöyle şunu söyleyebilirim. Geçen sene bu Braga maçından sonra... Söyleyecek söz çok tabii, pardon. Yok derken. Ne demek istediğini anlıyorum. Aha. Geçen sene Braga maçından sonra ben şunu demiştim. Durum 2-1. Fenerbahçe hala tur elinde. Topalın atıldığı penaltı pozisyonu. Devam etmesi lazımdı oyuncuların. Ne olursa olsun. Sen de demiştin ki istediklere kadar devam etsinler. O hakemi yenemezler. O yüzden orada iş koptu. Tabii. Ben hani sonuna kadar hep mücadele etmesi... den yanayım. Dün de. Dün için de aynı şeyi söylüyorum ama sana artık hak veriyorum. Dünkü penaltının aynı Braga maçındaki gibi o Mehmet Topalak'a verilen kırmızı kart ve penaltı gibi hiçbir açıklaması yok. Hiçbir açıklaması yok. Yani öyle mi gördü, böyle mi gördü falan. Hiçbir şekilde göremez onu penaltı olarak. Yok öyle bir şey. Yani çünkü onu da anlatmaya çalışan arkadaşlar var. Hiç öyle bir şey yok. Hiç uğraşmayın. Bu bak bunu hiçbir şekilde o pozisyonu penaltının içine penaltı kalıbının içine sokamaz. Hiçbir şekilde. Yani Kievli oyuncu... Futbol kuralları dahilinde. Tabii. Kievli oyuncu faul yapmamış olsa dahi, ki yapıyor. Yapmamış olsa dahi, bek'in o düşüşünden... Bek zaten benim lehime çaldı zannettim. Tabii, penaltı kırmızı kart çıkmaz. Bak diyelim ki penaltı çıktı. Hadi, kırmızı kart çıktı. Mümkün değil çıkmaz. Dolayısıyla bu paket... Bu enteresan bir paket. Sen o kuralı biraz çalıştın. Yani daha, daha baktın. Biraz da, karmaşık yani açık. Şimdi esasındaki mantığı şu. Bir suçun, bir kusurun 3 tane cezası olmasın mantığıyla hareket ediliyor burada. Yani zaten penaltı veriyorsun. Bir sıfır yani gol veriyorsun rakibe. Bir de toplu oynama niyetinde bir oyuncu varsa, yani rakibi düşürmek niyetinde değilse, bir de adamı atıp, üçlü bir cezalandırma yaptırma. Okuyayım mı şeyi şurada? Bu oku çok anlatmıyor ama oku. Temasla yapılan faullerde direkt serbest vuruş verilir. Evet. Kırmızı kart için avantaj uygulanması eğer ihlali yapan oyuncu daha sonradan oyuna müdahil olursa en direkt serbest vuruş. Elle oynama için anlatım biçiminde değişiklik yani her elle oynama sarı kart değildir. Ceza alanı içinde gerçekleşen bazı bariz gol şansını engelleme ihlalleri sarı kartla cezalandırılır. Evet. Şiddetli harekete teşebbüs, temas olmasa bile kırmızı kartla cezalandırılır. Bu tabii başka bir konu ama bunu da unutmamakta fayda var. Adamın böyle ayağını kırmaya gidiyorsan dokunmasan bile kırmızı kart. Rakiple mücadele edilmezken başına yüzüne vurulursa kırmızı kart verilir. Yedek oyunculara, takım yetkililerine, hakemlere artık direkt serbest vuruş verilir. Tamam, bu diğerlerine giden. Yani burada neden kırmızı, hangi koşullarda kırmızı kart verilir? Hangi koşullarda kırmızı kart? Adam koşuyor. Bek de adam topa vurmasın diye taktı çelmeyi. Evet. Ya da çekti. Ya da itti. Bilerek, isteyerek sert hareketle ya da sert olmayan bir hareketle golü kesti. Bilerek, düşürdü isteyerek. Yani. Evet. Ama topa müdahale etmek isterken falan değil. Şimdi burada ikisi de değil ki. Burada ikisi de değil zaten. Hakem herhangi bir karar da vermemiş. Bence en doğru karar ne biliyorsun? Devam. Karşılıklı çünkü. O ona geldi. Vurdu. Gayri nizami bir şekilde. Penaltı değil, kırmızı kart hiç değil. Omuz omuza öyle olmaz bir kere. İki, oyuncu topa hakim değil yahu. Rakibin şarjı nizami mi sence? Bence değil. Ama nizami olsa bile topa hakim değil. En kritik nokta bu. Tabii. Yani top bekte mi onda mı bir anlamıyorsun. Dolayısıyla bunun hiçbir açıklaması yok.
Bütün şimdi biz bunu burada iş koptu. Tabii ki bunun Beşiktaş'la ilgili tarafı da var. Yani Tosic'in çok kötü oyunu, Oğuzhan'ın kendi ceza sahasında. O üçüncü gol. Üçüncü gol. İlk gol. Çok moral bozucu. İlk gol rezalet. Yani 2-0 işte 10 kişi kalma falan anlıyorum. Ondan sonra gene toparlanabilirdi bence Beşiktaş. Yani hani en azından. Ha 2-0'dan belki 2-2'ye tutunur diyorsun. Veya şu maç bitse de kurtulsak psikolojisine girmezdi kimse. Tabii. Yani üçüncü golde bir şanssızlık oldu diye Benfica'dan düşünüyorum. O da çok moral bozucu. O Benfica'dan 3-0'dan dönebiliyorsan bu Kiev'den de dönebilirsin. Aynen öyle. Yani 10 kişi olsan aynen bile. Aynen öyle. Okey, kabul ediyorum ama orada çok ciddi yani takım bitti. Darmadağın evet, oldu. Evet, darmadağın olmasının sebebi de hakemle birlikte Tosic'in yaptığı korkunç hatalar. Herkes çok büyük hatalar yaptı dün. Hakem ama en büyüğünü yaptı. Şimdi buradaki konu şu. Şimdi biz hönkürüp duruyoruz burada. Hakem Batı bizi sevmiyor. İşte Türk fobisi var. Şimdi bu işler böyle olmuyor kardeşim. Bu işler nasıl oluyor biliyor musun? Bu işler Şenez Erzik'le oluyor. Anladınız mı şimdi Şenez Erzik'in değerini? Burada bulunması... Anladınız yani, mı değerini Şenez Erzik? Bizim içimize hiç yaramıyordu. Ya siz iki tane Braga ve Kiev maçı gibi iki yıl arayla Şenez Erzik döneminde bir tane olay gördünüz mü? Bu bizim kayırılmamız, bize kıyak çekilmesi, bizim şike yapmamız, maç hakemlerin ayarlanması falan değil ki. Burada masada bir tane bir Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı idi Şenez Erzik. Evet. Ve Türk futbolunu temsil eden FIFA Hakem Komitesi Başkanı. İşte UEFA As Başkanı, UEFA Başkan Adayı bir tane bir adam var. Anders Frisk diyor ki, kardeşim sen iyi hakemsin devam et diyor. Kolinacım diyor, bilmem ne diyor filan. Tabii tabii. Şimdi böyle bir adamın ne demek olduğunu şimdi anladık mı? Şimdi biz hönkürüp duruyoruz böyle Batı bizi sevmiyor. Şimdi, ya Batı. Derhal, böyle hiç kimse hiç kimseyi sevmez diplomasi de. Evet. Diplomasi de sevgi mevgi yoktur kardeşim. Diplomasi de bizim eşit derhal, ortakları oraya girmemiz lazım. Temsil edilmemiz tabii ki. Lazım. Zannediyorduk ki biz Şenez Erzik diye bizim orada bir kontenjanımız var. Atama ile birisi gidiyor oraya. Şenez Erzik çıkınca Fuat Aktağ'a atacaklar. Evet. Öyle bir şey değil. Adamın kendi bağlantıları, kendi çabasıyla oraya gelmiş. Ve anladık mı şimdi ne sebebini? Mümkün değil. Braga maçının ertesi senesi bu Kiev olayı başımıza gelecek. Şimdi diplomasi Batı bizi sevmiyor. Diplomasi böyle bir şey değil. Diplomasi de İngilizler Fransızları çok mu seviyor zannediyorsunuz? Yok canım. Bak bir İngiliz'e sor. Türk'ü mü daha fazla seviyorsun? Fransız'ı mı daha seviyorsun? Türk'ü daha fazla seviyorum der ya. Sadece bir İngiliz'den bahsediyorum. Şimdi bu diplomasi sevgi bilmem ne filan değildir. Diplomasi eşit kişilerin karşılıklı gelip pazarlık yapmasıdır. Bunu yapacak adama ihtiyacımız var. Servet Yardımcı mı gidecek oraya? Evet. Bir an önce gidecek evet. Abi. Evet. Bir an önce gidecek. Böyle olmaz. Yerler bizi. Bak bizim çocukluğum şimdi yeni gençler çok üzüldüm lafı uzatıyorum ama bizim şimdi şu andaki gençler bizim gençliğimizde neler yaşadığımızı görüyorlar şimdi. Evet, biz her maç bunu yaşardık biz, ya. Biz bunlara yabancı bak, değiliz. Her maç sopa yerdik biz hakemden. Her maç sopa yerdik. Evet. Şimdi o zaman sevmiyorlardı Batılılar bizi. Sonra bir dönem sevmeye başladılar. Şimdi yeniden mi sevmiyorlar? Hayır ya diplomasi vardı. Masada birisi vardı. Şenol Güneş'in şu basın toplantısının devamında sinirlendiği ve güzel bir yanıt verdiği bölümü de izleyelim. Ben hocayım, sahaya bakıyordum. Siz tribüne bakıyordunuz, tribüne siz o zaman yazarsınız. Ben tribüne bakmıyordum, tribünden ne olduğunu görmedim. Ama gördüğünüz bir şey varsa fikrinizi söylersiniz, cesursanız onu yaparsınız, onu bana sormazsınız. Sahadaki utanılı durumu siz görüp de yazabiliyor musunuz? Ben hakemin pozisyonunu gördüm. Şey bizim penaltı pozisyonu olmayan penaltı pozisyonunu gördüm. Я например увидел поведение. Bütün hakemler de gördü. Arkamda gözüm yok. У меня сзади нет глаз. Sahaya bakıyorum. Я смотрю на поле. Ama siz tribünden sahaya bakarken demek ki orayı izliyordunuz. O başka bir şey var. Sonra da konuşuruz. Şimdi bunun cevabı böyle verilir. Çok güzel cevap. Ukrayna'da soru da doğru. Diyor ki, soru da acıtı diyor da. Diyor ki, kendi açısından diyor da diyor ki haklı. Ha, tribündeki taraftarlardan utanıyor Türk taraftarlardan utanıyor musunuz diyor. Sorar. Hoca da diyor ki ben sahaya bakıyordum diyor. Güzel sen oraya işte. Bakıyorsun ne görüyorsan yaz diyor. Ama diyor sahadaki hakemin kararından ben utandım diyor. Bunu da yaz diyor. Soruya bakmayacaksın işte. Bak soru sorulur mu soru. Cevap böyle cevap, verir. Şahane bir cevap. Böyle gelişine voleyi bir çakarsın. Hı-hı. Orada hiçbir şey kalmaz. Bu soru sorulur mu? O soru sorulur mu? Sorar. Sorulur. Her şeyi soran adam var memlekette. Tabii. Dünyada. O da onu kendi açısından ajite ediyor. Türkler olay çıkardı diye verecek burada. Tabii. Gelişine güzel voleyi çakarsın. Şenol Hoca'nın yaptığı. Bakalım şimdi ne yazacak? Çıkar. Ama medeni her şey medeni ölçülerde. Böyle yapılır bu iş işte.
Mustafa Çulcu'nun kararla ilgili Hürriyet'teki yazısı, kritik pozisyonda penaltı yok. Olsa bile yeni kurallara göre kırmızı kart verilemez. Bence burada de. Hakemin Bekin lehine faul vermesi gerekiyor. Yok eğer illa penaltı verecekse de kartın rengi kırmızı değil sarı olmalıdır. Aynı kanatta. Çünkü değişen bariz gol şansı kriterleri ve yorumlarında artık top için mücadele yapılan pozisyonlarda kartın rengi sarı olmalıdır deniyor. Bekin ayakları rakibe temas etmiş gibi gözüküyor. Olsa bile bu bir takılmadır. Verilen karar rezalet ve skandal bir karardır. Orta hakem Thompson tamamen verdiği kırmızı kart kararının etkisinde kalıp darmadağın oldu. O da maç kontrolünü kaybetti. Evet, sahada ruh gibi dolaştı. Maçı ilave yardımcılar ve yardımcılar idare etti. Dinamo Kiev'in son golündeki ofsaytı da vermediler. Ya herkes bulut gibi oldu can. Sadece evet. Hakem değil. Yani Beşiktaş'ta oyuncular da öyle. Sen Oğuzhan gördün mü ya? Kendi ceza sahası içinde slalom yaparken top kaptırdı gol yediler. Milliyet İskoç bebek. Dinamo Kiev Beşiktaş maçının hakemi Craig Thompson geçmişte de birçok skandal karara imza atmıştı. Beşiktaş'ın iki sezon önce deplasmanda Kulüp Bruges'e 2-1 yenildiği maçta Belçika lehine ekibi lehine hatalı bir burada, penaltı kararı veren Thompson. Araya gireyim. Pozisyonu ben biliyorum. Serdar Kurtuluş yapıyor penaltıyı. Çok net penaltı. Orada hiç itiraz için bir şey yok. Abartmayalım yani. Her şeye, tamam bir şeye itiraz ediyoruz diye de her şeye. Adamın ayağına çat diye taktı Serdar. Saçma sapan bir penaltı yaptı. Yani bir hata yaptı ya diye. Adamın hakemliği var. Uygulasa. yani sorunu, dünkü rezaletin. Sorunu kötü hakem olmak değil. Hakemliği var. Kafası karışık biraz. Kafa karışmış. Kafası karışık. Yani dünkü bu rezaleti o maçtaki penaltıyla birleştirirseniz kimseye anlatamazsınız kendinizi. O penaltı çünkü. Evet, foto maç. Hill'in tahmini tuttu. Şike ve uluslararası spor yolsuzlukları konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan Kanadalı gazeteci Declan Hill, Dinamo Kiev Beşiktaş maçı öncesi bu kritik karşılaşmanın manipüle edilebileceğini öne süren bir makale yayınladı. Hill, Dinamo Kiev Beşiktaş maçının yanı sıra Juventus Dinamo Zagreb maçına da dikkat edilmesi gerektiğini öne sürdü. Kanadalı gazeteci bu potansiyel şike şüphesinde Kiev ve Zagreb'in karanlık geçmişlerine değindi. Yani burada tabii Declan Hill ters bir iddiada bulunmuş. Yani Dinamo Kiev'in bir iddiası olmadığı için bu maçı kaybedeceği gibi bir iddiada bulunmuş yani. Aslında. Ama ne olursa olsun tutturmuş. Maça dikkat çekmiş, tutturmuş. Damon Hill de... Öyle diyorsun burada. Umudunu daha önceden kaybeden Dinamo Kiev'e karşı evet. Oynanacağı Beşiktaş'ın maç ve Juventus'un Dinamo Zagreb ile yapacağı maç diye özellikle altını çizmiş ama ne olursa olsun buraya dikkat çekmiş ve diyor ki eğer diyor böyle diyor şike teşebbüs, bu tip teşebbüslerin diyor, önüne geçmek oldukça kolay diyor. Turnuvaların teşvik amaçlı para ödülleri bu yöntemlerden biri. Falan diye bir de ben diyor bu eğer güvenlik şefi olsaydım bu işi halletmiştim çoktan diyor. İşte bir taraftan bakıyor anladığım kadarıyla. FIFA'da görev istiyor. Ama Declan Hill'in bir kitabı var biliyorsunuz şike ile ilgili. Şeydir. Türkiye'de yani gelmiştir. O konuda hakim bir adamdır. Vatan, yenilgiyi hakeme bağlamasınlar. Dinamo Kiev teknik direktörü Reprov, Beşiktaş maçının ardından siyah beyazları kızdıran bir açıklama yaptı. Ukraynalı teknik adam, hakemin adaletsiz davrandığını düşünmüyorum. Rakip oyuncu atıldığında 1-0 önde olan taraf bizdik. Yani yenilgiyi buna bağlayamazsınız. Eğer sadece hakemden bahsederseniz takımımı aşağılamış olursunuz. Kazanmayı sonuna kadar hak eden bir taraf bizdik diye konuştu. Ama bu yorumda sen de o zaman Beşiktaş'ı aşağılamış oluyorsun. Yani tabii diyor tamam da ben şimdi burada şey mi diyecek? Olmaz. Ya acayip bir penaltı verdi hakem. Biz bu maçı hiç hak etmiyorduk ama kazandık. Beşiktaş'tan özür diliyorum demeyecekti herhalde. Tamam canım demesin de. Yani. Dese güzel olur tabii de. Demezse demesin yani ne dediği de beni çok da iyi. Aynen, ya bu maçtan şeydi. Sonra kimin ne dediği Reprov öyle demiş. Bana ben ne derse ne dediğini merak ediyorum. Ha, hakemliği. Bir de UEFA'da hakem komitesinde ne konuşulacak onu merak ediyorum. Yani bunu çünkü bunun bir şekilde konuşulması lazım ama bizim de orada olmamız lazım. Biz orada değiliz. Öyle kardeşim. %100. Olmadığın bir masada nasıl diplomasi yapacaksın? Oraya oturacaksın başka çaresi yok bu işin. Milliyet hasar çok büyük. Beşiktaş gruptan çıkma primi olan 5,5 milyon euronun yanı sıra 3 oyuncusunu da kaybetti. Kırmızı kart gören Bek ve Abubakar'la birlikte sarı kart cezalısı Adriana Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında oynayamayacak. Şimdi bu Abubakar kararı için de bir şey söyleyeyim. Abubakar hatalı, kabul. Ama hakem doğru hakemlik yapsa o kırmızı kartı çıkarmaz.
Abubakar sinirli topa vuruyor. Bu sinir kendisine mi, hakeme mi, rakibe mi? Herhangi bir şey var mı? Tepkisi var mı onun dışında? Yok. Yok. Kalenin arkasında top var mı? Oyuna girmiyor hemen. Beşiktaş'ın zaman geçirmek gibi bir niyeti var mı? Yok. Penaltıdan zaten emin değilsin. Ortalık birbirine girmiş. Penaltıdan emin olmadığına ben katılmıyorum. Bak, emin. Yok, kendisi vermedi ki. Arkadaki verdi. Tamam canım. Sarı mı dedi? Yok. Kırmızı mı? Ne? Sarı mı? Ne? Şimdi bu devre arasında konuşulmadı mı bu? Görüntüyü görmedi mi orada? Hepsini gördü. Şimdi bütün bunları bilirken bu Abubakar hatalı, kabul ediyorum, tamam. Ondan ama dolayı Abubakar, bir sıkıntısı yok. Onu anlamaya bence bak, kafa gitmiş sana. Onun. Kafa gitmiş onun. Yani ben bundan sonra her şeyi çok doğru yapayım kitlenmiş. Kurala kitabına uygun yapayım kitlenmiş her şey. Derdi var mı emin değilim. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Penaltı kadar yanlış hakemliktir. Yanlış karardır demiyorum. Yanlış hakemliktir Abubakar atmak. Abubakar yanlış yapıyor. Doğru yapmıyor. Ama Abubakar atmanı gerektirecek hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Buna cesaret etmeyecek işte hakem. Buna cesaret edemeyecek. Bu kadar kolay olmayacak bu iş. Bu kadar olmamasının yolu, bu kadar kolay olmamasının yolu diplomasidir. Tekrar ediyorum, ben şike mike baskı yapalım, hakemleri manipüle edelim demiyorum. Orada bulunmakta fayda var. Tabii ki. Orada nasıl İskoç, İngiliz, Galli varsa sen de o masada oturacaksın. Olacak. Olacak. Sene zerzik olacak orada bir tane. Olmak zorunda. Hemen. Dördüncü golden sonra ağladı Hürriyet. Beşiktaş'ın kalecisi Fabrizio dördüncü golden sonra gözyaşlarını tutamadı. İspanyol file bekçisinin ağlaması kameralara yansırken yanına giden Quaresma onu teselli etmeye çalıştı. Yazık ya, hakikaten emeklerini ağlıyorlar. Şenol Hoca'nın dediği gibi. Yani bir yıllık emek var burada. Bu emeğe bir çırpı daha yok. Hani... Yani tabii kafa karışmış bilmem ne ya tabii, Allah aşkına. Yani başka etkenler de var ama hakem çok belirleyici. %80'i yani işte. Dönebilirdi Beşiktaş. Çünkü dönebilirdi. Daha önce yaptı. Defalarca göstermiş. Onu söylüyorum zaten. Çok daha zor bir yerden döndü üstelik. Yani. Habertürk, bunun adı canilik. Karşılaşma öncesinde sokaklarda Beşiktaşlı taraftarları yaralayan ırkçı Dinamo Kiev taraftarları tribünde de rahat durmadı. Maçın devre arasında Beşiktaş tribününe koltuk ve ses bombaları fırlatan Ukraynalılar gazetecileri de hedef aldı. Dinamo Kiev taraftarı bu sırada Türk bayrağı da yaktı. Olaylar vahim boyutlara ulaştı. Maalesef o gazeteci Ukrayna'da... acaba soruyu yanlış mı sordu ya? Yok, herkes kendi kafasına, herkes kendi gözüyle baktığı için bu böyle bir şey. Şuna nasıl kendi gözüyle bakarsın? Yok canım, şu Yalçın falan da biraz zor duruma düşmüş yani orada maçı anlatırken. Tabii canım sen. Maalesef Polonya'da ve Ukrayna'da bu ırkçılık olayları çok fazla var. Ben bu mevzuyu hiç anlamam zaten yani. Bu mesela bu adam, mesela orada saldıran bir adam var ya, böyle iri yarı bir tane sarışın, pembe yanaklı, burun şişik. Irkçı diyor ki yani en iyi benim diyor. Yani sizden üstünüm ben diyor. Ya aynaya bakmıyor musun? Ya bu insanlar nasıl kendilerini diğerlerinden üstün görürler? Benim aklım almıyor. Bunlarda bir beyin hastalığı var demek ki. Ya insanlığa ne katkın vardı üstünsün? Yani Yalçın Çetin'den üstün olduğun taraf ne senin? Bu kafayı ben hiç anlamıyorum. Ve bunların çok ağır cezalandırılması lazım. Bunların böyle başını küçükken ezmek lazım bu ırkçıların. Sonra çünkü çok acayip şeyler çıkıyor. Daha 100 yıl olmadı. Ve bunlar hiç görülmüyor maalesef. Sabah Metin Tekin, bu maçın 90 dakikasını değerlendirmenin hiçbir anlamı yok. Sadece penaltı ve kırmızı karta kadar olan bölüm anlatılabilir. Evet, 30. dakikaya kadar geçenleri konuşalım. İlk golde Tosic'in niye bu kadar kolay çalım yediğini, niye bu kadar basit bir hata yaptığını uzun uzun tartışabiliriz. Maç 30. dakikada Beşiktaş adına bütün hayallerle bitiyor. Ondan sonra 5-0 olmuş, 6-0 olmuş, hiçbir anlamı kalmıyor. Bütün bir maç bir kararla kaybediliyor. Bundan sonra ne anlatırsanız boş. Sonunda 9 kişi kalan bir Beşiktaş ve oyunun bitimini bekleyen karşılıklı iki takım. Bunlar çok doğru. Ben de aynı fikirdeyim. Tabii bütün bu mevzu kapandıktan sonra muhtemelen Şenol Hoca onlara izin yapıyordur. Geri kalan hataların da analizini çok ciddi yapmak lazım. Ali Gültiken, Habertürk. Yani Tosic için özellikle Oğuzhan'ın nasıl bu kadar çabuk darmadağın olduğu, bunların analizini de yapmak lazım. Kabul ediyorum. Hakem tamam. Ama o da ilerisi için çok lazım. Nasıl Volkan Şen geçen sene 6 aya
mal oldu. Neyse sonradan indi cezası falan. Bu, iyi bunların iyi analizi yapmak lazım. Daha büyük dertler açar insanın başına çünkü daha sonra. Bana ne diyorsun? Hakeme bakarım yani, ben diyorsun. Yani Mehmet hakikaten söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ağlıyor çocuk ya. Ağlıyor daha anlatabiliyor muyum? Hani bunun nesine bakacaksın? Orası öyle kabul ediyorum onu. %20 diyorum. %80 hakem, %20 onlara da bakacaksın diyor. Bakmak lazım. Ali Gültiken, Habertürk. Bu takım bu maça kadar bu ligin şartlarını yerine getirdi. Oyun olarak da getirdi. Taktik olarak da getirdi. Performans olarak da getirdi. Bu kadar iyi bir seviyede bu büyük emeği böyle bir finalle bitirmemek gerekirdi. Maçı kaybedebilirsiniz ama kontrolü kaybetmemelisiniz. Ömer Üründü, Sabah. Senelerin İskoç hakemi Craig Thompson yeteneksiz bir hakemdir. UEFA tarafından zorluk derecesi yüksek maçlara atanmaz. Dinamo Kiev'in grupta iddiası kalmadı diye bu maça atandı ve de 30. dakikada Beşiktaş'ı resmen bitirdi. Beşiktaş ne yazık ki bu ortamı rakibine ikram etti. Maç başladıktan sonra önce kontrollü anlayışla takım savunması ön plana alınarak oyunu tutmak gerekirken çok erken ve moral bozan bir kontratak golü yediler. Bu golde Tos için rakibi çizgi tarafından göre kaçırması da bir diğer hataydı. İkinci gol öncesi de takım halinde çıkılmışken ileride kaybedilen toptan sonra yine bir geniş alan kontratağına yakalandılar. Bütün evet, gollerde böyle hata, bir şey var. Çok, hani o üçüncü goldeki özellikle hata moralleri iyice bitirdi. Yani yok etti artık. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Artık orada İlk goldeki hata, üçüncü goldeki hatadan çok daha büyük bir hata. Ama biliyorum ne demek istediğini anlıyorum. Takımdaki oyunda kalamadı artık Doğru. O dakikadan sonra takım. Doğru yani, ama Tosic hiç gelmemişti ki maça. Evet. Yani takımı da kalamadı ama Tosic hiç gelmemiş yani. Ya taça çıkmış top için hakeme gidip itiraz ediyorsun. Niye itiraz ediyorsun? Dönsene kardeşim adamına bak. Dön içeri. Craig Thompson yeteneksizmiş. Ben yeteneksiz olduğunu düşünmüyorum tabii. Zorluk derecesi yüksek. Evet verilmez o doğru. Verilmiyorsa ama tabii yeteneksiz de denebilir. Esasında hakemliği bilmiyor değil. Bir garip. Sadece bir garip. Kafası kolay karışıyor. Yok yok hakemliği var da kafa karışık evet. Yani onu yeteneksizlik olarak da ele alabiliriz. Doğru. İnanılmaz canım. Olacak işte. Yani. Belli yetenekleri var canım. Belli yetenekleri var. Ha güzel. İyi Gültekin ki. Onay, Vatan. Bu hezimetin ilk nedeni adını bile zikretmekte gerek görmediği İskoç hakemi maçı bitiren ve çözen 29. dakikadaki skandal kararıdır. 11'e 11, 1-0 devam etse de bu maç bu noktaya gelmezdi. İkinci neden Aboubakar'ın bile bile göz göre göre takımını 9 kişi bırakmasıdır. Tur gitmiş bundan sonrası sarı kartı varken topa vurması ve oyundan atılması arkadaşlarını sağ içinde zor duruma itmektir. Doğru ama buradaki suçu yani işte %80'i yani... %90 hakemde atmayacaksın abi. Atacak bir şey yok orada. Ama sana işte hakem bir şey yapmamış. Ama hakem sana atıyor. Bir şey yapmamış. Yani seninle alakası yok. Topu vuruyor adam. Belki kendi sinirlendi. Ama işte atıyor. Vakit geçirmedi. Olcay da mesela çok itiraz etti. Hatırlıyor musun? Evet. Orada müdahale ama orada bir şey yapmadı. Yeter yok, artık dedi herhalde. Yok, yani, yeter olmaz. Dedi. Yani. Kabul etmiyorum yani. İki kırmızı kartta kabul etmiyorum. Bak %100 kabul etmiyorum yani. Serkan Akçan, fanatik. 6. hakem uygulaması dünya futbolundan kaldırılmalı. Hayır. Zaten FIFA organizasyonlarında yok. UEFA da buna bir son vermeli. Ne zararı varmış? İkincisi ve daha önemlisi üçlü cezalandırma bu sezon başı kaldırıldı. Hem penaltı hem kırmızı kart verebilmen için. Ya oturup toplantı yapıyorlar Mehmet ya. Yani artık hakem bir sürü bir tane pozisyon oluyor. Oturup, yani şu pozisyonun penaltı olmadığını bilmek için, görmek için 5 tane hakeme ne gerek var? 6.'nın yeteneksizliği işte. Tamam işte ya. Yeteneksizliği. Yani kaldırsın bir adamın, o zaman. Olur mu canım? Bir adamın yeteneksizliği. 6 tane hakem var bir tane karar veremiyorlar. Ya ben burada yeteneksiz bir iş yapıyorsam, saçmalıyorsam sabah akşam burada ne olacağız? Futbol yorumculuğu mesleğini mi kaldıracağız? Yok, bir tane daha mı yorumcu koyacağız? Hayır, beni kaldırırsın, yeni iyisini koyarsın. İşte onu diyorum ben de, kaldırın. Hayır, üç tane hakemi niye kaldırıyorsun abi? Ne 6'sı? 10 tane olmalı. Tam karşıda bir tane olsa görür. Tamam işte. Ama işte 10 tane olunca da yani kafadan bir ses çıkıyor. Amerikan futbolunda 13 tane var. Ne olacak bir şey olmuyor. Başka bir, o dura tam karşında. Amerikan futbolunda duruyorlar biliyorsun. Ya abi tam karşısında futbol olsa bir tane bak. Tam karşısında kesitten gören birisi yani, olsa sorun bitecek. Olabilir. 10 tane, 12 tane olsun hatta. Çok da emin olduğum bir şeyden bahsetmiyorum ama ya bu maça dair ya biraz tane, da bak, biraz da hani 3 hakem lobisi neden kaynaklanıyor biliyor musun? 3 hakem lobisi diye bir şey var. Evet. Nedir bu? Hakemlerden kaynaklanıyor. Tamam. Hakemler istiyorlar ki iktidarı bölüşmesinler. Tamam. Soruna yol açıyorsa o zaman öyle. Greg Thompson'ı mı dinleyeceğim ben hakemlik konusunda? Ben Greg Thompson'dan daha iyi biliyorum hakemliği. Yok canım, o ayrı konu. Onu ben de öyle. Yani kuşku yok. Hı-hı.
hem penaltı hem kırmızı kart verebilmen için topla ilgili ilgin olmadan rakibe sert faul yapman aynen gerek. Bek'in böyle bir durumu da yok. Hiç neresinden bilmiyorum. Bakarsan bak tam bir skandal bu. Hakem rezaleti Beşiktaş adına senaryoyu değiştirdi. Bunu kabul ediyorum. Fakat tek bir hakem kararıyla tuzla buz olmak bu seviyede kabul görmez. Ortada hakem yokken Beşiktaş defansı taçtan gol yedi. Evet, altı hakem mevzusu dışında katılıyorum. Evet. 10 hakem arası vereceğiz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Güzel bir habere geçeceğiz ama. Geçelim. Şu sen hala sindiremedin. Ben sindiremiyorum bu. Ya bir de kim demiş? O Craig Thompson'la ilgili. Bir de herkes hiç kimse de bu adamla ilgili de olumlu bir şey söyleyen yok. De yok. Bu niye hakemlik yaptırıyorlar buna ya? Bilmiyorum, sormak lazım. İşte orada yaptırmamak lazım daha doğrusu. Yani bunu bilip yaptırmamak lazım. Kimse en uygunu onu yollamak lazım. Yanlış anlaşılmasın. Bak bunlar hep yanlış anlaşılır. O yüzden hep tekrar ediyorum. Ben şey istemiyorum. Kıyak istemiyorum. Eşit olmak istiyorum. Böyle hakem mi olur ya? Efendim? Eşit olmak istiyorum. Eski Cesare diye bir eski İtalyan hakem söylemiş. Ya bu zaten iyi bir hakem değildir demiş. Ha, skandal demiş. Skandal demiş. Şu Arda'nın gollerine geçelim. Geçelim. Hürriyet iddialar. Arda bizi temsil ediyor. Bir de Şenaz Erzik istiyoruz. Evet. Lütfen bir an evvel. Çünkü yeni UEFA başkanını destekledik, ettik. Tabii, değil mi? Tabii. Bir şey artık yani. İdealar palavra, gerçekler Arda. Hürriyet. El Clasico'da yaptığı faulden sonra gelen beraberlik golüyle eleştirilen ve özel hayatına dair ve iddialar ortaya atılan Arda Turan en güzel cevabı Şampiyonlar Ligi'nde verdi. Milli futbolcu Barcelona'nın Borussia Mönchengladbach'ı 4-1 yendiği maçta hala benim aklım Thompson'da. 4-1 yendiği maçta hat-trick yaparken Messi'nin golünde asisti yapan isim oldu. Arda böylece Tuncay Şanlı ve Burak Yılmaz'ın ardından Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan 3. Türk futbolcu oldu. Milli futbolcu Rivaldo, Ronaldinho, Eto, Messi ve Neymar'ın ardından Devler Ligi'nde hat-trick yapan 6. Barcelonalı futbolcu oldu. Şahaneydi. Basit değil bunlar. Yok canım. Bu istatistikler. Müzelik oldu ya artık. Bunlar çok evet. Bunlar müzelik ciddi oldu derken yani müzeye girecek kadar oldu. Evet. Çok büyük iş yapıyor Arda. Ben biraz daha neşeli olmasını bekliyorum. Çok surat asıktı. Herhalde çıkan haberlere falan mı kafası takıldı? Bir göstersene onları. Arda'nın görüntüleri. Görüntü yok. Peki. Maçtan sonra neşeli galiba. Ha, bu şey. Turan. Gol del Barça, gol d'Arda Turan. Al minut 5 de la segona part. Barça 2, Mönchengladbach 0. Ligral Mönchenglad. Bir de bu daha ikinci golden sonra mı? Değil mi? Yani daha hat-trick'te kim bilir neler yaptı bu adam. Kim bilir. Nasıl söylüyorsun? Arda. Dar deyince oluyor. Dar. Dar. Evet. Güzel yani. Bu ilkokulda yapardık. Arda'yı çok iyiydi. Messi'nin Messi'ye yaptığı asist de yani Berkaç daha doğrusu. Onda da... Attırdığı golü diyorsun. Attırdığı gol. Orada da böyle çok hızlı düşündü. Yani Messi kadar hızlı düşündü. Geri kalan kimsenin aklına gelmedi o bence. Defansı bir anda yamulttu yani. Takımdan yönetime tam destek. Fanatik Mehmet Demircan'ın haberi. Galatasaray yönetimi transfer isteyen teknik direktör Riekerink'in talebini yerine getirmek için farklı bir yönteme başvurmak zorunda kaldı. UEFA'nın mali kriterleriyle başı dertte olan Sarı Kırmızılı Kulübün ödeme sıkıntısı çektiği futbolcularına ilginç bir belge imzalattığı öğrenildi. Daha önce Türk futbol kamuoyunun bildiği uygulama şu şekilde oluyordu. Futbolcular kulüp menfaatini de düşünerek alacaklarım yoktur, ödemelerimi kulüpten tahsil ettim belgesini imza atarak kulüplerini UEFA ve FIFA'ya karşı rahatlatıyorlardı. Böylece yönetimin
transfer yapmasına izin çıkıyordu. Eylül ayından beri ödemelerde sıkıntı yaşayan Galatasaray yönetimi bu defa oyuncuların önüne değişik bir belge koydu. Futbolcular üzerinde ödemelerimi henüz tahsil edemedim. Açıklama alacaklarımın Ocak ve Şubat aylarında ödenmesini kabul ediyorum yazılı kağıda imza atmak durumunda kaldı. Özellikle yüksek ücret alan yıldız oyuncuların hatta tüm yabancıların bu belgeyi kabul etmeleri karşısında yönetimin bir hayli rahatladığı ve devre arası transfer için çalışmalara başladığı ben ifade anlamadım. Ediliyor. Ben de anlamadım. Neyse bir yöntem bulmuşlar. Yani peki. Alacağı erteleyip bu sene para harcamamış gibi gözükmek mi istiyorlar? Ya evet, alacakları ertelemeyi kabul ettiklerine dair bir belge imzalıyorlar. Peki bir tane uyanık çıkıp parasını almış olmasına rağmen almadım derse, o kağıdı örnek gösterip? Hayır. Ödeme henüz tahsil edemem. Acaba Ocak ve Şubat aylarında ödenmesini kabul ediyorum diyor ya. Almıyor parayı diyorsun. Hayır. Ben hiç anlamıyorum. Bak CEO mu yiyor dedin, anlamıyorum. Olmuyor demek ki bir şey. O bir günlük bir şeymiş. Sen bir günde bir CEO bir oldun, şimdi gitti. Bir günde gitti. Ama şeyler benim yöneteceğim seni bir muhasebe servisinde çalıştım. Ama benim yöneteceğim holdingde böyle şeyler dönmez canım. O dünkü performansında zaten borç batağına sokmazsın diyorsun. Bir de bu bayağı bir yakalanırsan yakarlar yani. Alıyor parayı ama almadım şey diye imza alıyor. Şimdi öyle. Türkiye Futbol Federasyonu'na bunu yaptığın zaman bir şey olmaz. Mahalleye yakalandığın zaman hoplatırlar adamı. Şöyle bir şey yapsan. Yapma ya. Herhalde öyle. Nasıl ben, bunu ben anlamadım. Ben de anlamadım. Anladığım yani, kadarıyla dediğin söylüyorum. Doğru çünkü. Yani anladığım kadarıyla söylüyorum. Yani öyle bir yasal bir durum olmasa gerek. Olmasa gerek. Anlamadık biz demek ki. Vatan artık can yakacak. Yalımcan Sarpyer'in haberi. Bu sezon Sarı Kırmızılı Kulüp'te daha önce işine az rastlanır olaylar yaşanıyor. Oyundan alınan ve oyuna dahil edilmeyen oyuncular teknik ekibe tepkilerini gösterirken bazen iş tatlıya bağlanıyor. Bazen de az bir ceza ile takıma geri dönüyorlar. Sezon başında Hamit Altıntop'la başlayan ve ardından da Selçuk İnan, Yasin Öztekin ve son olarak da Sinan Gümüş'le devam eden bu tepki hadisesine sonunda Rie Kering de el attı. Takımda mi? O da kendisine itiraz edecek artık. Takımda disiplini sağlamak isteyen Hollandalı çalıştırıcı bundan sonra kendi cezasını kendi verecek. Ya kendisine kendi cezasını evet. Verecek. Oyuncularının yani sadece aynanın karşısında hiç sen niye oyuncu değiştirmiyorsun falan mı diyecek acaba? Bak gene anlamadım. Şaka yapıyorum. Yok işte anlamışsın. Oyuncuların sadece maçlarda değil aynı zamanda antrenmanlarda ve soyunma odasındaki hareketlerini de değerlendirecek Rie Kering. Bazı olayları yönetimin haberi olmadan kendisi çözecek. Küfür ve kavga gibi büyük olayların dışında kalan hatalarda devreye girecek deneyimli çalıştırıcı oyuncuya bir dizi ceza verecek. Hayırlı olsun. Bir dizi. Ben bu haberi de anlamadım. Yani haber tamam yönetimi, yani yüz, ben eskiden yani yönetime bırakıyorum haberi anladım da niye bugüne kadar yani böyle değildi mi diyorsun? Ben onu anlamadım yani ne yapıldığını ne demek olduğunu. Sabah B planı Avcı Bilic Mehmet Özcan. Can Olde Rie Kening'e devre arasına kadar kredi tanıyan Galatasaray yönetimi teknik direktör arayışında stratejisini belirledi. Sarı Kırmızılılar zirveden kopmadığı müddetçe yola Rie Kening'le devam edecek. Rie Kening'le bir sezonluk sözleşme imzalayan Galatasaray'ın Mayıs sonunda 3-4 yıllık bir projeyle kariyeri tartışılmayan bir teknik adama takımı emanet edeceği konuşuluyor. Medipol Başakşehir'de bu sezon harikalar yaratan Abdullah Avcı Sarı Kırmızılıların listesinde 1 numara. Abdullah Avcı'nın kariyeri bence hala tartışmalı. Çok başarılı olmasına rağmen şu anda. Şuraya bir yerini belirleyeyim. Değil mi yani? Evet, büyük bir takımı çalıştırmak konusunda şu ana kadar bir beceri sergilemiş değil. Hala büyük bir aday. Ya iyi bir teknik direktör olmak başka, iyi büyük bir takımı ben çalıştıran iyi bir teknik direktör olmak başka bir şeydir tabii. Diyorsun. Peki. Hayır ben yapamaz demiyorum, yapar. Bu kritere uymuyor diyorum. Tamam. Kariyeri tartışılmaz değil. Avcı geçen sezon sonunda kendisine yapılan teklifi kabul etmemişti. Özbek kardeşler sezon sonunda deneyimli teknik adamı ikna etmek için yoğun çaba sarf edecek. Abdullah Avcı'nın alternatifi olarak düşünülen isimse Türkiye'de yabancı olmayan Bilic. West Ham'da sezonu tamamlaması zor gözüken Hırvat teknik adam Beşiktaş'a gelmeden önce de Galatasaray'ın gündemine girmişti. Bilic'in hırslı yapısı ve genç oyuncularda ısrarcı olması Sarı Kırmızılıların iştahını kabartıyor. O da kariyeri tartışılmayacak bir teknik direktör değil. Beşiktaş'lara sorabilirsiniz. Yani ben çok beğenmeme rağmen çok beğenmeyen de var.
Var. Şeye uymuyor. Kritere uymuyor, temel kritere. Ama bu durumu anladık. Anladık. Yani bu haberi anladık. Zamanımız var mı? Obradoviç haberi var bir de. Zamanımız var. Ha, okey. Bitti mi zamanımız? Obradoviç'i de verelim, bitirelim diyorsun, öyle mi? Milli takımın çalıştırmasını isterim. Peki. Bundan sonraki. Ha, şurada. Vatan'daki haber, milli takımı çalıştırmasını isterim. Fenerbahçe basketbol takımı baş antrenörü Zeljko Obradoviç ile 3 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Başkan Aziz Yıldırım imza töreninde gönlüm böyle bir antrenörün milli takımımızda çalıştırmasını arzu ediyor ifadelerini kullandı. Obradoviç ise şu anda hem kulüp hem de milli takımda çalışacak yaşta değilim. Yazın dinlenmeye ihtiyacım var şeklindeki sözleriyle Aziz Yıldırım'ın önerisini kibarca reddetti. Şimdi iki tane şey var bununla ilgili. Olabilirmiş ama ya. Ne olabilirmiş? İki takım birden çalıştırması. Bence zaten öyle olmalı da. Obradoviç'ten şunu rica ediyorum ben şahsen. Milli takıma oyuncu yollasın. Yani önce. Değil mi? Yani takımda Türk oyuncu oynamıyor. Anlıyorum. Hedef yüksek. Çok iyi oyuncular var. Oyuncuların daha fazla çaba sarf etmesi lazım. Öyle bir misyonu mu var Obradoviç'in? Yok da hani başkan... Obradoviç'in çalıştırdığı takımı şampiyon yapma, Final Four'da kupayı alma hedefi var. Kesinlikle öyle. Ya ben başkanın bakış açısından söylüyorum. Bu hedef içinde milli takıma oyuncu gönderme diye bir... O kulübün hedefi olmalı. Koçun olmaz o. Ben de onu söylüyorum zaten. Ben öyle bir misyonu yok. Bugüne kadar benim ağzımdan böyle bir şey duydun mu? Yok. Ben öyle bir şey duydum diye söylemiyorum. Yani... Aziz Yıldırım milli takımı çalıştırsın dediği için söylüyorum ben bunu. Aziz Yıldırım diyor ki milli takımı çalıştırsın. Ben diyorum ki milli takımı çalıştırmasa bile milli takıma oyuncu yollasın. Evet. Yani çünkü Türk oyuncu oynamıyor. Yani bir de yani daha 3 gün önce Ergin Ataman'a hem milli takım hem kulüp takımı çalıştırılmaz deyip şimdi durup dururken daha soru gelmeden milli takımı çalıştırsın demek de şunu söylemek aslında. Ergin Ataman hoca değil. Onu söylemek istiyor Aziz Yıldırım. Kendi böyle bir teknik direktörün milli takımı kendi çelişkisini biliyordur herhalde. Hocasını savunuyor. Ama savaşı açan hocanın nereye? Başka savaşı açmaz ki. Iniesta'nın Mönchengladbach maçından sonra Arda Turan'la çekilmiş fotoğrafı. Arda da topu kapmış tabi. Bak görüyor musun? Iniesta Arda'yla selfie çektirmiş. Sıraya girmiş. Evet. Arda'nın maç sonu sosyal medya paylaşımı mükemmel bir maç. Grubu zirvede tamamlamayı hak ettik. Barcelona taraftarına teşekkür ediyorum diyor. Arda'ya nacizane söyleyeceğim. Topu oynadığın zaman kimse özel hayatına falan bakmıyor. Kimse ilgilendirmez o ayrı. Ama top oynadığın zaman, iyi oynadığın zaman ne yaparsan yap diyor herkes. Bu iş böyledir. Bak Alba'da çektirmiş Arda ile sıraya girmişler. Güzel. Arda Letal. Mundo Deportivo gazetesinin kapağı. Ölümcül Arda. Ölümcül Arda 2. 2. Evet. Şahane. Hiçbir öyle sorumluluğu yok bizi gururlandırmak gibi ama biz gururlanıyoruz. Bir de UEFA'ya Arda lazım. Evet. Peki bitti programımız. Yarın 11'de yine birlikte olacağız değerli seyirciler. Şimdi hoşça kalın.